Değerli izleyiciler, aylık olarak savunma sanayi sektöründe yaşanan gelişmeleri derlediğimiz Sasat Almanak programına hoş geldiniz. Ekim ayındaki savunma sanayi gelişmelerimizi paylaşmadan önce, ülkemizin yerli savunma girişimlerinin önemini bir kez daha hatırlatan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi, TUSAŞ'a yönelik düzenlenen hain saldırı girişimini kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa ve ailelerine de sabırlar diliyoruz. Türk savunma sanayini sekteye uğratmaya çalışan her tür girişimin milletçe kenetlenmemizi ve azmimizi arttırdığını da vurgulamayı görev biliyoruz. Ekim ayında milli savunma sanayi faaliyetlerinde Türk firmaları yurt içi ve yurt dışında ihracat hamlelerine devam ederken, Saha Expo ve Teknofest Adana organizasyonunda firmalarımızın savunma teknolojilerindeki gelişiminin sergilendiği önemli organizasyonlar arasında yer aldı. Ekim ayındaki gelişmelere uzun menzilli hava savunma sistemi Siper 1'den gelişmelerle başlıyoruz. Gökbatan'ın kalkanı olacak Siper 1 sistemi ordumuzun envanterine girdi. Türkiye hava savunma sisteminin uzun menzil ve yüksek irtifadaki silahlı Siper 1 sistemi envantere girdi. Türkiye'nin hava savunmasına güç katacak olan sistem Gökbatan'ın kalkanı olacak. Türkiye'nin Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi'nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki silahı Siper Ürün 1 sisteme envantere girdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz Siper Ürün 1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde Gökbatan'ın kalkanı olacak. Siper Ürün 2 sisteminin geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Cumhuriyetimizin 101. yılında milletimize armağan olsun, dedi. Siper sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren bir diğer ürün ise TUSAŞ tarafından geliştirilen Gökbey Genel Maksat helikopteri oldu. Jandarma Genel Komutanlığı ilk Gökbey teslim edilen Silahlı Kuvvetler Kurumu oldu. TUSAŞ, ilk Gökbey Genel Maksat helikopterini Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim etti. Gökbey'in teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Türk mühendis ve teknisyenler tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen Gökbey, 4 prototip ile bugüne kadar toplamda 1500 saatin üzerinde uçuş yaptı. Gökbey taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevleri, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklık, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde görev icra edebilecek. İstanbul'da düzenlenen Saha Expo 2024'te gerçekleştirilen 133 imza töreninde 4,6 milyar doları ihracat olmak üzere toplam 6,2 milyar dolarlık sözleşme imzalandı. Saha Expo'ya 1400'ü aşkın firma katılım gösterdi. Yaklaşık 50 ülkeden gelen alım heyetleri firmalarla görüştü. Alanında dünyanın en önemli organizasyonları arasında yer alan Saha Expo 2024, İstanbul'da bu yıl 4. kez düzenlendi. Organizasyonun ilk gününde resmi açılış töreni yapılırken, yerli ve yabancı çok sayıda katılımcıya Türk savunma sanayi hakkında bilgiler verildi. Saha Expo 2024'te 133 imza töreninde 4,6 milyar doları ihracat olmak üzere toplam 6,2 milyar dolarlık sözleşme imzalandı. Türk savunma sanayinin teknolojik alanda eriştiği seviyenin uluslararası arenada sergilendiği Saha Expo 2024, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 6 Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlendi. 1400'ü aşkın firmanın katılım gösterdiği organizasyonu dünyanın birçok farklı bölgesinden 24 ülkenin bakanları da ziyaret etti. Yaklaşık 120'den fazla ülkeden katılım sağlanırken 50 ülkeden gelen alım heyetleri de firmalarla görüşmeler yaptı. Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in son adresi Adana oldu. Yaklaşık 1 milyonu geçen ziyaretçi sayısıyla Teknofest, 5 gün boyunca teknolojinin ve savunmanın Akdeniz'deki adresi oldu. Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, 5 gün boyunca teknoloji ve yenilik tutkunlarını Adana'da bir araya getirdi. Teknoloji simülasyonları, bilimsel atölyeler, sergilerin ve Türk savunma sanayi ürünlerinin ve hizmetlerinin sergilendiği Teknofest'te Türk yıldızları, Solo Türk, Hürkuş,
Hürjet, Bayraktar Akıncı ve TB3 ile Anka 3 ve diğer askeri hava araçlarıyla Adana semalarında şov yaptı. Festival yaklaşık 1 milyon kişi tarafından ziyaret edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da organizasyona katılarak Teknofest kapsamındaki yarışmalarda dereceye giren gençlere ödüllerini verdi. Türkiye'nin 2025 yılı savunma ve güvenlik sektörü için 1 trilyon 608 milyar liralık ödenek tahsis edildiği açıklandı. Türkiye'nin 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinde savunmaya ayrılan bütçe tüm yılları geride bırakarak bir kez daha rekor kırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma ve güvenlik sektörü için 2025 yılında toplamda 1 trilyon 608 milyar lira ödenek tahsis edileceğini duyurdu. Bütçenin savunma faaliyetlerini güçlendirmeye yönelik hazırlandığını belirten Yılmaz, savunma harcamaları için 913,9 milyar lira, iç güvenlik için 694,5 milyar lira ödenek öngördük. Savunma Sanayi Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dahil edildiğinde toplamda savunma ve güvenlik sektörü için 2025 yılında 1 trilyon 608 milyar lira ödenek tahsis ediyoruz dedi. Türk savunma ve havacılık sektörü 2024 Eylül ayında 566 milyon 801 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Veriler Türkiye İhracat Meclisi tarafından açıklandı. Sektör tüm zamanların en yüksek Ocak-Eylül ihracatına imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Türk savunma ve havacılık sektörü 2024 yılının Eylül ayında 566 milyon 801 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Buna göre geçen senenin aynı dönemine göre ihracat rakamlarında %31 oranında artış yaşandı. Sektörün 2024 yılı toplam ihracatı 4 milyar 304 milyon 304 bin dolar oldu. Böylece sektör tüm zamanların en yüksek Ocak-Eylül ihracatını gerçekleştirdi. Şimdi ise Türk savunma sektörü ve sanayi firmalarının Ekim ayı içerisindeki faaliyetlerinden oluşan haber turumuzu ekrana getiriyoruz. Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı tarafından geliştirilen QFAP 250 LG bombası, Aselsan tarafından geliştirilen LGK ile hedefi tam isabetle vurdu. Ürünün başarısı, iki ülkenin ortak mühendislik başarısı olarak tarih sayfasında yer alırken, bağların güçlendirilmesine de katkı sağladı. Deniz platformlarını tehditlere karşı korumak için Roketsan tarafından geliştirilen Levent Yakın Hava Savunma Sistemi, ilk atış testini başarıyla tamamladı. Deniz unsurlarına tehdit oluşturabilecek uçak, helikopter, İHA, SİHA ve seyir füzelerine karşı etkin koruma sağlayabilecek Levent, ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye'nin entegre katmanlı hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe projesinde de yer alacak Levent, Roketsan'ın Sungur ve Hisar hava savunma füze sistemlerinde kazandığı bilgi birikimini, teknolojik altyapıyı ve alt sistem teknolojilerini kullanıyor. Levent, süpersonik hızlarda ve uzun menzillerde hareket eden hedeflere karşın yüksek etkinliğe sahip olacak şekilde ele alınıyor. İnsansız deniz aracı Marlin'den Kuzgun füzesiyle balistik test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda, Aselsan ve Sefine Tersanesi işbirliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen Marlin silahlı insansız deniz aracından Kuzgun seyir füzesiyle balistik test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Marlin'in üzerinde Aselsan tarafından geliştirilen keşif gözetleme sistemleri, geliştirilmiş görev yönetim sistemleri, hafif silah sistemleri ve gelişmiş algoritmaları içeren seyir otonomi sistemleri yer alıyor. Marlin 19 Ocak 2024'te Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmişti. Kargo İHA zırh delici harp başlığıyla hedefi tam isabetle vurdu. STM tarafından geliştirilen taşınabilir döner kanatlı vurucu İHA sistemi Kargo, zırh delici harp başlığıyla ilk test atışında hedef zırhlı aracı başarıyla vurdu. Değişen harp sahalarını yakından takip eden ve hızlı şekilde çözümler geliştiren STM, milli imkanlarla geliştirdiği ve terörle mücadelede etkin kullanılan milli vurucu İHA Kargo'ya zırh delici harp başlığı entegre etti. 2021 yılında ilk ihracatı yapılan Kargo, 2024 itibarıyla 3 farklı kıtada 10'dan fazla ülkeye ihraç edildi. Bugüne kadar 5000 adetten fazla kargo üretildi. Mehmetçik Ateş Serbest'te hedefleri tam isabetle vurdu.
Ankara Polatlı'da icra edilen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünü gösteren Ateş Serbest 2024 faaliyeti başarıyla tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünün sergilendiği Ateş Serbest 2024 faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, Atak helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetli vurularak imha edildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK Komuta Kademesi'nin de izlediği faaliyette 995 personel görev aldı, 49 silah ve silah sistemi kullanıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Anka 3'ten Aselsan üretimi Tolum mühimmatının atış testi gerçekleştirildi. Milli imkanlarla geliştirilen delta kanat yapısındaki Anka 3, Aselsan'ın milli mühimmatı Tolun ile 20.000 feet'ten 180 knot hızla hedefe tam isabet kaydetti. Hürjet 1.01 Mach hızına ulaşarak süpersonik ses hızının üzerine çıkmaya başardı. Türk Havacılık Uzay Sanayi AŞ'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda adım adım zirveye 1.01 Mach hıza ulaşan Hürjet, süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı. Kıtalar arası uçuş gerçekleştirerek bayrağımızı yurt dışında dalgalandıran ve göğsümüzü kabartmaya devam eden Hürjet testlerine devam edecek ifadelerine yer verildi. Türk savunma sanayi firmaları Ekim ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında anlaşmalar imzaladı. Sektör paydaşları dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenlenen fuarlara katılarak ürünlerini sergilediler. Türk savunma sektörü, üretilen ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılması yönündeki çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Aselsan ile Asya ve Pasifik bölgesindeki son kullanıcıları arasında 26,2 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmeleri yapılırken, Etisalat Afganistan ile TürkSat arasında uydu bağlantısını geliştirme işbirliği anlaşması imzalandı. Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısında Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında askeri faaliyetleri kapsayan niyet mektubu imzalandı. Canik, Amerika Birleşik Devletleri, Çekya ve Brezilya'daki 3 farklı fuarda boy göstererek ürünlerini sergiledi. Canik, fuarlarda ayarlanabilir atış hızına sahip 30 mm Venom DR orta kalibre topu da dahil olmak üzere en son yeniliklerini sergiledi. Repcon ve Repcon Defense, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Ağustos 2024 organizasyonunda ürünlerini sektörde buluştururken, Turaç, Suudi Arabistan'da düzenlenen Uluslararası Suudi Şahin ve Avcılık Fuarı'nda boy gösterdi. Şirket ayrıca Fransa'daki Transvalor Simülasyon Günleri etkinliğinde de teknolojilerini anlatan bir sunum yaptı. TürkSat, İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük uzay konferansı Uluslararası Astronomi Kongresi'nde ülkemizi temsil ederken, aktif 5 uydu ile yıl sonunda devreye alınacak TürkSat 6A'nın kapasite arzına ilişkin de görüşmelere katıldı. Canik'in Mete MC9 platformunun tamamlayıcı ailesi olan MC9D ve MC9DS isimli iki yeni versiyonunun lansmanı ABD'de yapıldı. Ürünler 17+1 fişek kapasitesine sahip ve mikro optiklerle uyumlu optik takmaya hazır sürgülerle üretildi. 860 teknoloji, gelişmiş insansız sistem tehditlerine karşı etkili bir çözüm olarak sunduğu MS-23 sırt çantası modelini tanıttı. Cihaz, sahada hem mobil hem de sabit kullanım için optimize edilmiş güçlü karıştırma özellikleri, özellikle insansız hava araçlarına karşı modern savaş sahasında güvenliği sağlamayı hedefliyor. Nurol Holding, zırhlı araç üreticisi, FNSS hisselerinin tamamını alıyor. FNSS'in hali hazırda %51 ile çoğunluk hissedarı olan Nurol Holding, şirketin %100'ünü alacağını açıkladı. Hisse devri rekabet kurulunun onayını bekliyor. BMC Power'ın Ankara'daki fabrikasından Arifiye Test Merkezi'ne ilk sevkiyat gerçekleştirildi. BMC Power'ın Ankara fabrikasında üretimleri tamamlanan transmisyon ve motorlar, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki test merkezine sevk edildi. BMC Power, yeni Altay tankı gibi önemli projelerin güç ve aktarma teknolojilerini %100 Türk mühendisliğiyle üreterek Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünü de arttırmayı hedefliyor.
Yeni nesil iş yönetim sistemi Havelsan Kovan, Rotaş'ta kullanıma alındı. Boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketinde satın alma yönetimi, malzeme yönetimi, stok yönetimi ve depo yönetimi modülleri kullanılmaya başlandı. Kovan yeni nesil iş yönetim sistemi ile iş süreçleri bütünleşik bir sistem altında güvenilir, kolay ve izlenebilir olarak sağlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri için muhtelif miktarda modernize M60T tankının kabul faaliyetleri tamamlandı. Aselsan tarafından modernize edilen ilk parti M60T tankları Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bu yıl teslim edilmişti. Proje kapsamında M60T tanklarında Volkan M atış kontrol sistemi, tank komuta kontrol muharebe bilgi sistemi, ilave zırh koruması ve mürettebat koltukları gibi alt sistemlerin entegrasyonu yapılıyor. Almanak'ta son sırayı ise Türk Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçıları Derneği SASAT'tan iki önemli gelişme alıyor. Future Soldier, Geleceğin Askeri Organizasyonu, SASAT, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenecek. Uluslararası organizasyon, savunma ve güvenlik teknolojilerindeki son gelişmeleri ele alırken, sektör firmaları için de bir pusula görevi görecek. Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ve SASAT tarafından Future Soldier Geleceğin Askeri Organizasyonu bu yıl üçüncü kez düzenlenecek. Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 26-27 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek organizasyonda yerli ve yabancı katılımcılar yeni nesil savaş teknolojileri alanındaki bilgi ve beklentilerini paylaşacak. Yeni Dünya, Yeni Savaş ve Yeni Savaşçı mottosuyla düzenlenen organizasyonun İlki 2008, ikincisi ise 2021 tarihlerinde düzenlenmişti. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı ve Türk Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçıları Derneği SASAT, bu yıl ilk kez Türk savunma sanayinin öncülerinden Nuri Kildigil Savunma ve İnovasyon Ödülleri düzenliyor. Ödül kazanan isimler Nuri Kildigil Paşa'nın kabri başında düzenlenen bir törenle açıklandı. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı ile Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği tarafından Türk Dünyası'nın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynayan Kahraman Komutan Nuri Paşa'nın anısını yaşatmak ve onun mirasını geleceğe taşımak amacıyla ilk defa bu yıl 5 kategoride Nuri Paşa Küresel Bağımsızlık ve Savunma İnovasyonu Ödülü töreni düzenlenecek. Savunma Sanayisi Girişimcilik Ödülü Baykar ve TUSAŞ'a, Savunma ve Güvenlik İnovasyonu Ödülü Savunma Sanayi Başkanlığı'na, Uluslararası Barış ve Strateji Ödülü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bağımsızlık ve Kahramanlık Mücadelesi Ödülü ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e verilecek. Türk Dünyası Dayanışma Ödülleri ise Özbekistan, Kazakistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verilecek. Ödül törenine dair açıklama Nuri Kildigil Paşa'nın Edirne Kapı Şehitliği'ndeki kabri başında yapıldı. SASAT Alman'ın Ekim ayı gelişmelerinin yer aldığı bölümü sona erdi. Kasım ayındaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağımız programda görüşmek üzere.